Mikrobit derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yeni devre oluştur diyelim. Çalışma alanımızın açılmasını bekliyorum. Sağ tarafta çıkan alanda mouse'un tekerleğiyle burada aşağı döndürdüğümüz zaman mikrobit kartını seçip alanımıza taşıyoruz. Biraz büyütebiliriz bu işlemi. Yine mouse'un tekerleğini yakınlaştırarak kod kısmına gelip şurayı da biraz büyütebiliriz. Şimdi başlangıç kısmını tutup sürükleyip sildim. Süresiz bir şekilde burada ışık kullanımı sensörünü anlatacağım sizlere. Şimdi kod kısmı açık zaten burada. Süresiz kısmını da silmedik. Hemen numarasını göster diyeceğiz. Ardından şurada hafif düzey. Bu hafif düzey içerisine koyacağız. Simülasyonu başlat diyelim. Şu aşağı kısımda tekrar küçültüyorum. Şu aşağı kısımda görüyorsunuz. Şurada 128 yazıyor. Şuraya yakınlaştıralım şurasını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şu an buradaki değeri burada yansıtıyor. Görüldüğü üzere. Şu an 72'ye indirdim. Burada bu değer yazıyor. Siz de bu kısımdan derecesini ayarlayabilirsiniz kullanımı. Şimdi biz burada farklı bir kod uygulayalım. Eğer ise değil ise bloklarını alarak. Eğer ise değil ise alalım. Şu numarasını gösteri atacağız. Hafif düzey burada kalsın. Bir matematiksel işlemlerle Bunların çalışma ve sensör kullanımını size anlatacağım. Hemen şu matematiksel işlemlere geldik. Burada burayı tutup sürükledim. Belli bir değerden büyük olduğu ve küçük olduğu durumlarda size ışık kullanımını anlatacağım. Buraya hafif düzey dedik. Neyden küçükse diyelim. Yüzden küçük olduğu durumda ledlerin hepsini yakalım. Ledleri göster deyip şunların hepsini yakacağım. 100'den küçükse zaten görüyorsunuz ledlerin hepsini yatacağız şuradaki matris ledlerinin. Ama eğer yüzden yüze 100 eşit olduğu durumda ve büyük olduğu durumda da söndürebiliriz. Çalışmayı bir başlatalım. Simülasyonu başlat dedim. Şimdi şurada görüyorsunuz 128 sabit zaten. Aşağı aldım. Gördüğünüz gibi yüzün altında olduğu için hepsi yandı ışıkların. Arttırdım. Yüzü geçti söndü. Gördüğünüz gibi hemen şurayı takip edebilirsiniz. Azalttım. Yandı ışıklar. Yukarıda söndü. Siz de bu şekilde bu ışıkları yanıp sönme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.